Ateşinden sual olmaz. Bir baksa dünyalar yanacak. Anne olmak için gün sayan Hazal Kaya, aralarında Rutkay Öziş ve Sarpa Panda olduğu arkadaş grubuyla Etiler'de bir mekanda koyu sohbetti. Gelse, o 30 Temmuz'da sosyal medya sayfasından yaptığı paylaşımla adını Fikret Ali koyacakları bir oğlu olacağını açıklayan Hazal Kaya, ayağa kalkıp arkadaşlarıyla vedalaşıyor. Güzellik yapsan da, gece benle kalsan da, kitabına uydur gel uysak da. Dışarı ilk olarak ünlü oyuncu Sarpapak çıkıyor ve bayağıdır görüşmüyorduk diyor. Tam bu sırada Hazal Kaya da yanına geliyor. İyi akşamlar Sarp Bey. İyi akşamlar. Nasılsınız? Bayağıdır görüşmüyorduk. Evet ya, Hazal Hanım. Evet, evet. Hazal Hanım iyi akşamlar. İyi akşamlar. Hazal Kaya karşısında çok sayıda basın mensubunu görünce şaşırıyor ve hamileliğiyle ilgili gelen tüm sorulara gayet iyiyim yanıtını veriyor. Hayırdır ya, ne kadar kalabalıksınız. Sizi gördük. Bir halatı edelim dedik. Halatı soralım. Çok bebek sağ olun. Çok naziksiniz. Çok iyiyiz. Çok teşekkürler. Çok şükür. Gayet iyiyiz. Çok profesyonel. Gayet iyiyim, çok sağ olun. Kaçıncı ayı bitirdik? Kolay gelsin. Süreçte zorlanıyor musunuz? Nasıl bir hamilelik yaşıyorsunuz? Haşermelik durumlar. Hayranlarınız da çok merak ediyor. Çok sağ olun. Hazal Kaya'ya son olarak Tuğba Büyüküstü'nle ilgili yaptığı paylaşım soruluyor. Ünlü oyuncu Paris'te 7 milyon TL'ye ev aldığı iddia edilen Tuğba Büyüküstü'nle ilgili "bu parayı nereden kazandı" başlığını atarak haber yapan bir internet sitesine tepki göstermişti. Hazal Kaya sitenin cinsiyetçi bir başlık attığını iddia ederek "bu ne terbiyesizlik, ne münasebet, böyle bir haber yapabiliyorsunuz. Senelerdir alnının teriyle hepimizin gözü önünde çalışıp para kazanan, doğru yatırımlar yapan genç bir kadın. Erkekler araba alınca yeni oyuncağı diye nitelendirirsiniz. Hayırdır?" mesajını atarak hesap sormuş, ardından da sözlerini şöyle sürdürmüştü. "Dilinizi, üslubunuzu düzeltmek zorundasınız. Uyguladığınız şiddetin farkına varmak zorundasınız. Medya olarak kullandığınız dilin nelere sebep olabileceği günlerdir yazılıp çiziliyor. Bilmiyorsanız okuyup öğrenmek zorundasınız. Bu sizin işiniz." Hazal Kaya sosyal medyada gösterdiği bu tepkisiyle ilgili gelen soruyu ise yanıtsız bırakıyor. Hazal Hanım, bir açıklamanız vardı Tuba Büyüküstü'nün. Kolay ilgili. Gelsin. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Teşekkürler. İyi akşamlar. Öte yandan Hazal Kaya'nın giydiği çizgili kıyafet tanıdık geldi. Kaya aynı kıyafetle Mayıs sonunda Nişantaşı'nda objektiflere takılmıştı.